Merhaba Obidaşlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Pen Affinity 8000. Gördüğünüz gibi gayet kallavi, kocaman bir makina. Evet, kutu üzerindeki özelliklerini hemen size bahsedeyim. Devir oranı 4.2 bölü 1 devirdir. Monomisina'dan 0.40 mm 375 metre bir kapasitesi var. İp misinadan 0.18 mm 255 metre bir kapasitesi olduğunu söylemiş. Makinenin toplam ağırlığı 750 gram 9 artı 1 rulmanlı 2 tane alüminyum makarası olduğunu söylemiş kutu içerisinde. Titanyum rotor teli, slow oscillation sarım teknolojisi olduğunu söylemiş. Ve titanyum şaft, makara şaftı, makinenin şaftının olduğunu söylemiş. Burada ayrı ayrı dillerde açıklamasını yapmış. Kutu üzerinde başka bir bilgi vermiyor. Bir de eskiden alınma fiyat duruyor hala üzerinde. Neyse, makinamıza gelelim. Gördüğünüz gibi makine gerçekten çok büyük, aşırı derecede büyük bir makine. Bunu size nasıl göstereyim? Şöyle sırada bekleyen bir tane Shimano Ultegra var, 3000'lik. Şöyle bir bakın hobidaşlarım, şöyle yan yana koyayım. Yavrusu gibi bir şey kalıyor. Yani cüsseyi göstermek amaçlı şöyle yan yana tutuyorum. Bayağı büyük. Tabii şimdi surf makinesi 8000'lik, gerçekten babacan. Şimdi hemen makinamızın bakımına geçelim. Şimdi şöyle geçmeni, şaftlı, katlanır bir kola sahip. Ya sörf makinalarda bir de işte bunlar dişli olsa çok daha güzel olacak. Evet, maalesef bayağı bir ses var burada. Kolumuz bu şekilde. Tel ne yazık ki bakın bozulmuş, işlevini yapmıyor, yarıda kalıyor. Şöyle şak diye kapanması lazım, yarıda kalıyor. Bakacağız da bunların hepsine bakım esnasında. Makaramızı çıkartalım. Konik bir makaradır hobidaşlarım. Genelde surf makinalarda kafa konik oluyor şu şekilde. Şöyle de göstereyim, şöyle de hani nasıl daha iyi belli olur kamerada, bilemedim. Şu şekilde aşağıya doğru koniktir ve geniştir. Hemen ölçelim bakalım buradaki ara ne kadarmış. 43 milimetre. Evet, 43 milimetre bir misine sarım genişliği mevcut. Yani sıralı bir şekilde saracak, uzun bir mesafe olacak ki daha uzak atış yapabilsin. Onun için bu şekilde makaraları surf makinelerde tasarlıyorlar. Makaramız elimizdeyken hemen makarayı sökelim bakalım içerisinde bizi neler bekliyor. Biliyorsunuz İstanbul Boğazı'nda kurşun arkası yapan çok hobidaşımız var. Bu kurşun arkası olayı da İstanbul Boğazı'na, sadece ve sadece İstanbul Boğazı'na özel bir stildir. Dünyanın hiçbir yerinde İstanbul Boğazı'ndaki kurşun arkası sistemiyle avlanılan bir yer yok. Bunu da İstanbul'da bizim amatör balıkçılarımızın zekası sayesinde bulunmuş, yıllar önce bulunmuş ve halen de
güzel bir şekilde bu sistem çalışmakta. Açığa 200 gram, 250 gram kurşunlarla atış yapılıp kurşunu dibe indirip o şekilde av yapılıyor. Yorucu bir av şekli. Evet, şimdi makaramız büyük olunca gördüğünüz gibi pullarımız da büyük. 3 adet karbon keçe ve 3 adet pul mevcut. Çelik pul. 1 adet de su geçirmemesi için hem kapak hem de şurada gördüğünüz gibi kauçuk lastiği contası mevcut. Makaramız bu şekilde. Kapağında herhangi bir conta vesaire yok. Şöyle büyük olduğu için bunları şöyle uzak, benden uzak taraflara dizelim. Çünkü alışkın olmadığımız alan kaplayacak. Şimdi civatalarımız da böyle, kolumuz da burada dursun. Gelelim rotorumuza. Kalama sesini çıkartan gördüğünüz gibi bir dişlimiz mevcut burada. Dişliye bakıyorum herhangi bir şey tutuyor mu diye. Şu anda herhangi bir şey göremedim. Hani setüskül, sekman vesaire tutuyor mu diye baksanıza. Hobilaşıyorum yani. Şu iki parmağımla, baş parmağım ve işaret parmağımla zor kavruyorum. Bakın. Gerçekten yavaş salınımla hareket ediyor. Evet. Kalama sesimizi çıkartan dişlimiz. Hata biliyorsun. Civata nasıl, bakın, kastırılmış bir şekilde buraya montaj edilmiş, köşeye gelmiş veyahut da bilmiyorum zorlanmış da olabilir. Zorlanınca bu kontra civatasını ileriye doğru kastırmış, yamultmuş da olabilir. Şimdi hemen bakalım buradaki. Evet, somunumuz. Ters diş. Rotor somunumuzu da çıkarttık. Rotorumuzu da alalım. Kocaman. Evet. Tekne motoru pervanesi kadar var. Evet, şöyle bir bastıralım. Esneme falan çok az var. Yani iki elimle bastırıyorum. Çok az bir esnemesi var. Şunu söylemiştim, bozuk. Ona bakacağız. Hemen şu misine kılavuz yerini sökelim diyeceğim ama ne yazık ki büyük ihtimalle pas tutmuş. Evet. Büyük tornavidamıza geçtik. Ve söküm işlemini gerçekleştirdik. Açıyoruz. Bakın 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 bakın. Oksitlere bakın. Bakın nasıl dönsün, nasıl çalışsın bu. Artık çürümeye başlamış. Üf diyorum, üf. Bakın, hale bakın. Çok üzücü bir durum. İşte Nexoil sıvı yağlarıyla bunları yağlarsanız avdan sonra dökülüyor. Hatta artık o kadar çok oksit pas toplamış ki dökülüyor, durmuyor burada. Oh oh oh. Çok kötü bir durum. Üzücü bir durumla karşı karşıyayız. İnşallah burası çıkar. Evet, hiç çıkacak gibi değil. Bakın nasıl, şöyle göstereyim. Her tarafı oksit tutmuş, pas tutmuş. Maalesef bunu da pas sökücüye yatıracağız. İnşallah zarar vermeden çıkartırız. Evet, rotorumuz da bu şekilde. Geldik makinamızın gövdesine. Titanyum şaft olduğunu söylemiş. Rotor teli de titanyummuş. Ben biliyorsunuz Amerika'nın ürettiği bir makine. Kaliteli makineler yapıyor. Ama ne yazık ki ağır makineler yapıyor. Şimdi şurada bir contamız mevcut.
su içeriye geçmesin diye. Bir de makinede o kadar çok kum var ki, tabi genelde sörf makinalarını, sörf kamışlarını bizim boğazdan hariç genelde kumsal meralarda kullanılıyor. Kumsal meralarda av yapılıyor. Onun için bu makinalarda kum maalesef çok oluyor. Dikkat etmek lazım. Kuma koyduğunuz zaman veya kumla iletişime geçtiği zaman her zaman diyorum, makinalarınızı kullanmayın. Direktman kumları temizleyin. Temizlendiğinden emin olduktan sonra av yapın. Şöyle arka taraftaki cıvatamızı da çıkartalım. Evet. İki adet de iç tarafta var. Şimdi ben mesela cıvataları tak 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 söküyorum. Hiç sırasıyla dizmiyorum. Ben bildiğim için, bu işleri sürekli yaptığım için, sistemi bildiğim için, kendi ustalığımı da bildiğim için tıkır tıkır söküyorum. Eğer siz yani makinesini kendi sökecek hobidaşlarım varsa ben yaparım. Bakımlarını sökerim. Teknik bilgim yeterli diyen varsa bunlara lütfen dikkat etsinler. Öyle benim gibi şıkır şıkır hızlı hızlı söküp geçmesinler. Yani fotoğraflasınlar. Tek tek dizsinler. Yani ne diyeyim? Çünkü bana ustam biz senin videoları seyrettik. Biz de bakım yaparız diye söktük. Ama maalesef makineyi toplayamıyoruz diyen bir dünya obidaşım oluyor ve bana makinalarını gönderiyor. Gördüğünüz gibi contamızı söktük. Su geçirmemesi için contamız mevcut. Evet, kapağımızı sökelim. Gelmek istemiyorum. Şurada bir conta var. Bu bırakmıyor herhalde. Şöyle arka kapağı çıkartalım. Evet. Arka kapağımızı çıkarttık. Şimdi yan kapağımızı da alalım. Evet. Conta gördüğünüz gibi şu şekilde. Contayı alalım zarar vermeden. Bayağı oksit var. Evet. Makinamızın yan kapağını da açtık. Şimdi krangımızı biraz geri aldık. Şu rulmanımız çıkması lazımdı ama çıkmadı. Çıkmadığı için de bize zorluk yapıyor. Şimdi çıktı. Gördüğümüz gibi ana dişliğe solucan dişlimiz, şu rulmanımızı da alalım, solucan dişlimiz, burası da mandalımız, ileri geri dönüşü yapması için burada bir kaçış var, bakacağız. Geri kaçırıyor. Maalesef makinenin içerisinde de gerçekten çok kum var. Yağ ile beraber temas edince kum hiçbir zaman çıkmıyor tabii ki. Komple temizlemeniz lazım. Yani böyle tek tek bütün parçaları söküp komple temizlemeniz lazım. Yoksa dişlileriniz çok çabuk aşınır. Dişliler aşınır, yataklar aşınır. Pinyon dişlisi aşınır. Yani aklına gelebilecek, aklınıza gelebilecek her yer çok çabuk aşınır hobidaşlarım. Kum neredeyse orayı ilk önce aşındırır. Ondan sonra makinenin içinde de gezinmeye başlar. Şöyle bir conta var mı diye baktım. Burada conta yok. Evet. Şöyle pinyon dişlimizi. Kapağımızı
kapağını ve rulmanını aldık. Bir tane gördüğünüz gibi faturalı bir burcumuz var. Ondan sonra şöyle pinyon dişlimizi de alalım. Evet, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bakın içerisinde antrivers ne yazık ki pas tutmuş, dağılmış, gelmek istemiyor. Gelmek istemiyor. Yavaş yavaş almaya çalışıyorum. Bakın evet. Gördüğünüz gibi kocaman bir pinyon dişlimiz pirinçten. Pinyon dişlisinin dış kapağını da alalım. Evet. Bir adet yayımız ve parçası. O yerinden büyük ihtimalle çıkmış. Bakayım, kokmuş da olabilir. Onun için kaçırıyor olabilir. Evet. Yani ona bakacağım. Şu anda şu, evet. Antrivers. Bunu da hemen şöyle dış kapağını yerleştirelim yuvasına. Zaten dağılmış bir vaziyette. Yani neyse, uğraşmayalım. Şu anda bakın görüyorsunuz içindeki bilyaları. Evet, şafminimiz titanyummuş. Şimdi burada solucan dişlimiz ve karangımız kaldı. Bakın içerisi çamur içinde olmuş artık. Bakın görüyor musunuz? Yani kumla yağ birbirine karışmış, çamur içinde makine ne yazık ki çalışmaya devam ediyor. İşte kaçırmalar vesaireler, aşınmalar bu yüzden artıyor. Şimdi hemen şafbinimizi çıkartalım. Şu aradan gelmesi lazım ama ve lakin gelmedi. Biz de ne yapacağız? Şuradan çıkartacağız. Küçük anahtarımızı alalım. Evet. Küçük anahtarımızla çıkartacağız. Gördüğünüz gibi hobilaşım. Yani bu işler böyle bir tornavidayla, bir penseyle olacak işler değil. Her somuna göre, her cıvataya göre özellikleri önemli olan tornavida, işte anahtar, karga burun, cımbız, bunların hepsini elinizde bulunduruyor olmanız gerekiyor. Öyle maalesef bir tornavidayla, bir penseyle, bir karga burunla ben bunları sökerim dediğiniz zaman bu parçaların hepsine o zaman zarar veriyorsunuz ister istemez. Evet, şafminimizi de aldık. Gördüğünüz gibi uçak savar mermisi sanki. Evet. Şimdi geldik şuradaki destek milimize ve solucan dişlimize. İki adet burada destek mili vardır. Şimdi onları da çıkartayım. Bakın burada hemen küpeşle gibi bir metal
tutucu var. Şimdi şurası o kadar yağlanmış ki, o kadar pislik var ki burada. Şimdi şunu geriye çekip görmek istedim. Ama söktüğümüz için tabii o da geriye gitmek istemiyor. Neyse, geriye gitmezse biz de tek tek yavaş yavaş çıkartırız. Gördüğünüz gibi üst destek mini. Şimdi alttakini de şöyle çıkartalım. Ve krangımızı da almış bulunuyoruz. Solucan dişlimize ulaştık. Şimdi solucan dişlimizi de çıkartacağım. Bakın. Evet, zarar vermeden şöyle solucan dişlimizi de çıkardık. Şimdi burada sadece aktarma dişlileri kaldı. Bakın, plastik. Bunların hepsini komple bu makinenin içerisini, dışarısını her zamanki gibi temizleyicilerle, pas sökücülerle ben bunları yıkayacağım. Ondan sonra tam anlamıyla her yerini temizledikten sonra ne yapacağız? Makinamızı toplamaya geçeceğiz. Şöyle koyacak yer de bulamadım. Her yer, hepsi bütün parçalar gözüksün istiyorum. Şöyle. Çünkü şu anda gerçekten makinenin cüssesi büyük olduğu için hiç alışkın olmadığımız şöyle alan kaplaması yaptı. Evet. Şöyle anahtarı da aradan çıkartayım. Evet. Bütün parçalarımızı söktük. Gördüğünüz gibi hubidaşlarım. Şimdi ne yapacağız? Biraz önce de söylediğim gibi temizlik çok önemli. Yani bu içerisinde, yani dışında makinenin dışında böyle ufacık bir iki tane kum taneciği kalabilir. Onlar sıkıntı yaratmaz. Ama bu makinenin iç kısmında dişlilerde kum taneciği kaldığı zaman iş çok kötü. O zaman ne oluyor işte dediğim gibi bu dişlilerin arasına girdiği zaman kum maalesef aşındırıyor. Aşındırdığı zaman ne oluyor? Dişlileri değiştirmeniz gerekiyor. Çok büyük masraf çıkıyor o zaman. Evet hobidaşlarım, bütün parçaları söktük. Bu videomuzda bu kadar olsun. Elimden geldiği kadar kendi bilgim dahilinde sizlere de teknik özelliklerini, kutu üzerindeki özelliklerini hepsini anlatmaya çalıştım. Ne diyelim, her zamanki gibi olta suda olan herkese rastgele.